Merhabalar arkadaşlar, maç gündemine hoş geldiniz. Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun İzmir. Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah beyazlar 7 puan elde etti. Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgi ile 8 puanda bulunuyor. 1 Kasım Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlıyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah beyazlar bu sezon evinde oynadığı 2 maçta galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Gençler Birliği'ne ise 1-0 mağlup olmuştu. Siyah beyazlarda Denizli Spor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Josef De Souza Yeni Malatyaspor maçında görev yapamıyor. Ayrıca Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maç öncesi Atakan Üner ve Has için sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmaları sürdüren Enkudu'nun maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımına karşı forma giyemeyecek isimler arasında. Koronavirüs karantina süresini tamamlayan Bernard Mensah takıma katıldı. Mensah teknik direktörü Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahada olabilecek. Siyah beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz ceza sınırında. Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, Yeni Malatyaspor maçında da aynı durumu yaşarsa gelecek haftaki Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş ligde 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken bir karşılaşma ise golsüz sona ermişti. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken siyah beyazlar rakibini dış sahada 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Evet arkadaşlar, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç öncesi sizlere analizleri aktardık. Siyah beyazlar evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ta eksikler var ancak Beşiktaş evinde kazanmayı bilmesi gerekiyor. En az 1 fark veya 2 farkla Yeni Malatyaspor karşısında galip gelebilir. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.